Evet, bu dersimizde basit veri tiplerine giriş yapacağız. Neden sayfa 12'ye basınca burayı açtım? Anladım nedenini. Şimdi ilk olarak program çalışıyorum. Bakmam lazım, çok üzgünüm. Şimdi veri tiplerine giriş yapacağız. Basit, temel veri tiplerine. Veri tipleri nedir? Öncelikle mesela şurada yaptığımız şey bir veri tipidir. Wordline içine bir veri tipi alır. Ne almış? İçine bir yazı almış. Yazılar tanımlanırken çift çizgi alırlar yanlarına. Şimdi bu yazı tipine, yani düz yazıya string deniyor. String şu. Ya da küçük harfle string. Büyük küçük harfi burada fark etmiyor. Çünkü anahtar sözcük ya da bu olması, referans kaynağı olması pek fark etmez. Küçük harf kullanımı tercihimdir. Tercihimizdir. String nedir? Daha demin söyledim, çok pardon. Bir veri tipi nasıl tanımlanır? Onun mantığı şudur. Veri tipini yazarsınız. Ondan sonra boşluk dersiniz. Özel adını yazarsınız bunun. Ve bunun ne olduğunu söylersiniz. Bu x, y, z'ye eşittir. Noktalı virgül. Aslında tüm özelliğimiz bu. Peki, bunu nasıl tanımlayacağız? Veri tipimiz neydi daha demin bizim? String'ti. String veri tipi hi olsun. Yani buradaki yazı yerine hi kullanacağız. Ve hi neymiş? Hello world yazısıymış. Değil mi? Kodumuzu bittiğini de gösterdik. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz biz. Bir saniye, çok pardon. Evet, veri tipimizi şimdi tanımladık. Gördüğünüz üzere aşağıda yeşil bir tane hata verdi. Daha doğrusu ünlem verdi. Bu veri tipinin atandığını fakat hiç kullanılmadığını gösteriyor. Bizim ne yapacağımız şey? WriteLine'da Hello World yazısı yerine Hi veri tipini kullanmak olacak. Hi verisini kullanmak olacak. Tekrar deneyelim kodumuzu. Gördüğünüz üzere Hello World'u yazdırdı. Şöyle de silelim. Hiç o kısma şimdilik ihtiyacımız yok. Bakalım. Hello World dedi. Sıkıntımız yok. Tamam. String'imiz çalışıyor. String dışındaki veri tiplerine şimdi ufak ufak geçiş yapalım. Veri tipleri nasıl atanır gördük. Bir atama yöntemi daha var yalnız. Öncelikle veri tipini burada hi olduğunu söylersiniz. Verinin adının hi olduğunu. Belli işlemler sonrasında da mesela burada kodlarımız var. Tabii bu şekilde yazarsam error verecek. Ondan sonra aşağı inip hi'ın bilmem ne olduğunu söyleyip kodumuzu tekrardan devam ettirebiliriz. Mesela bunu yapmanın bir kullanım yöntemi de hi'ın burada aynı zamanda hi dışında as, d, x, y şeklinde farklı veri tiplerinin de olduğunu göstermek olacaktır. Tamam. Genel olarak veri tiplerini demiştim. Çok üzgünüm. Veriler olduğunu göstermek olacaktır. Diğer verilerimize geçiş yapalım. Şimdi elimizde tam sayılar var. Tam sayıları kullanmanın yani en basiti, tam sayı, en genel kullanılan integer'lardır. Integer zaten İngilizce'de tam sayı demek. Integer x eşittir 7 dersiniz mesela. Gördüğünüz üzere. Şurada da hata görmek istemiyorum ben. Integer x eşittir 7 dersin. Integer y de eşittir 8 dersiniz mesela. Ondan sonra ekrana bu ikisinin toplamını yazabilirsiniz. Yani şu anda onu yapacağım ha. Kodu unuttum yanlışlıkla. X artı y. Ciddi ciddi artı sembolünü burada kullandığımızda hiçbir hata çıkmaz. Bu arada bazen kodları yazarken göze hoş durmayacak şekilde yazılıyor. Göze hoş durmak ne demek? Dışarıdan birinin anlaması kolay olması demek. Böyle yazdığınızda mesela kod burada mesela göze hoş durmayan bir şekilde yazım var. Noktalı virgülü silip tekrar koyduğunuzda ya da efendime söyleyeyim parantezi tekrar yazamadım. Parantezi tekrar koyduğunuzda genelde parantez işe yaramaz ama noktalı virgülü bracket'i tekrardan silip yerine koyduğunuzda otomatikman düzelecektir. Çok fazla hızlı hızlı yazdıktan sonra en alttaki namespace'in ya da class'ınkini değiştirdiğiniz anda otomatikman kod çok güzel bir hale gelir. Ekrana x artı y'yi yazdıracaktık bu arada. İşimize geri dönelim. 15. Hatta şöyle bir şey yazabiliriz. Ekrana diyeceğiz ki, şimdi bir tane daha veri tipi tanımlıyorum. Integer z. X, y, z. Z de x artı y'nin toplamı olsun dedik.
Ya da çok mu ileri gittim ya? Dur. Veri tiplerindeyiz. Öncelikle veri tiplerini bitirelim. Integer X'in ne olduğunu söyledik. Integer dışında bir tane veri tipimiz var. Byte. Şimdi integerler 2 üzeri 16 ile 2 üzeri eksi 16, pardon, eksi 2 üzeri 16 ile 2 üzeri 16 arasında sayılar olduğu için yani bayağı yer kaplıyorlar. 4 bitlik yer kaplıyorlar. Diğer veri tipimizde byte var. 4 byte'lık yer kaplıyor integerlar. Çok pardon. Genelde 32 bitlik yer kaplar. O da 4 byte'e denk düşüyor. Sakin olmam lazım. Diğer bir veri tipimiz byte. Byte'ler çok çok ufak sayılarda kullanılırlar. 0 ile 255 sayısı arasındadır. Short 2 byte'lık yer kaplar hafızada. Short veri tipimiz short x. Short da eksi 32.768 ile 32.768 arasındadır. Bu sayı 2 üzeri 16. Yani 2 üzeri 8 sayısı çok. 2 üzeri 16 sayısı. Bir an matematiğim gitti, üzgünüm. Integer 2 üzeri 32'de. Long da en büyük tam sayısı tipi. 2 üzeri 64 olması lazım. Yanlış bilmiyorsam kapladığı alan. Long denilen sayı tipi. İnternette bunları araştırdığınızda şeyleri görürsünüz. Ama integer kullandıktan sonra hiçbir sıkıntı yoktur. Integer 16, 32, 64 vardı. Burada zaten kodları görebilirsiniz. 2 üzeri 16 ile eksi 2 üzeri 16. 2 üzeri 32 ile eksi 2 üzeri 32. 2 üzeri 64 ile eksi 2 üzeri 64 sayılar arasında olduğunu gösteren bir şey. Tamamdır. Bunlar tam sayıdır yalnız. Şimdi ondalık sayılarımız var. Double, float, decimal. Öncelikle double'la başlayalım. Double matematiksel işlem yapacaksanız ve çok süratli sayılara bakıyorsanız kullandığınız veri tipidir. Float oyunlarda kullanılan veri tipidir. Float'un tanımı biraz daha farklıdır. Float x eşittir 1.5'tir genelde. Ama C# öyle değildir. 1.5 f demek zorundasınız. 1 diyebilirsiniz. Ama noktalı kısma geçtiğinizde f'yi göstermek zorundasınız. Çünkü double'la karışabilir. Desimallerde çok daha büyük sayıları kullanmakta gösterilebiliyor. Şimdi double ortanca yine integer gibi genelde C# double kullanılır matematiksel işlemlerde. Oyun yapmaya kalktığınızda integer ve float kullanacaksınız çok büyük bir olasılıkta. Çünkü şu kadar ufak bir alanın şöyle olduğunu bir hayal edin. Şöyle devasa bir küren var. Bu büyük nokta aslında double'ın temsil ettiği, float'ın temsil ettiği noktadır. Ortasındaki minik nokta ise float'ın temsil ettiği noktadır. Şimdi şu kadar küçük bir alan olduğu için bu oyunlarda gözle çok fazla belli olmaz. Ama ve lakin kodda büyük bir fark yaratır. O yüzden genelde float kullanılır. Basit bir şekilde söyleyeyim. Desimallerde inanılmaz uzun bir matematiksel işlemi yapacaksanız kullanacağınız pratikleri desimal zaten ondalık demektir. Bunun dışında metin tipleri var. Char ve string. String'in ne olduğunu değerli gördük. String x eşittir dedik. Tırnak işaretleri, çift tırnak işaretleri içinde bir şey yazdığımızda bu bir string oldu. Fakat char'a geldiğimizde char bir tane karakteri temsil eder. Sadece bir tane karakter. Ve tek tırnak içinde gösterir bunlar. Mesela, çok pardon. Boşluk karakteri. Örneğin. A karakteri. Büyük A karakteri gibisinden. Tamam. Yani metinsel veri tiplerimiz de bu. Bir de mantıksal veri tipimiz vardı. Boolean. Ya da bool. Bool veri tipi mantık devrelerindeki açık kapalı olayından bahsediyor. Yani bir şey doğrudur, yanlıştır, açıktır, kapalıdır, birdir, sıfırdır, iki bitlik sistem. Bool sıfır, ne? Pardon, bool true ya da false olarak gösterebilirsiniz. Birkaç farklı dil bilince bazılarında öyle gösterimler var da ya da oyun yaptığınızda bazen Unity üzerinde yapabiliyorsunuz bunu. False ya da true olarak gösterebilirsiniz. Bool'u. Şimdi veri tiplerimiz bu kadar. Bir sonraki bölümde toplama, çıkarma, çarpma, bölme, modüler aritmetikte yani bölene bakma, yüzde alma gibi işlemleri yapacağız. Yüzde alma zaten yüzde çarpma yani
Yüzde alma matematikte çok gereksiz bir şey olarak görüyorum ben. Genelde bir sayıyı 0 ile 1 arasında göstermek, 0 ile 100 arasında göstermek daha mantıklı. Göstermekten daha mantıklı 0 ile 1 arasında göstermek. Bana öyle geliyor. Neyse. Neyse. Amma ve lakin. Veri tiplerimiz bu kadar. Tekrardan bir dönüşelim. Tam sayı veri tiplerimiz var. Integer. Byte. Yazamadım. Integer. Byte. Ondan sonra short ve long. Bunlar bizim integer veri tipleri. Tam sayı veri tiplerimiz. Bunlar 0, 1, 2, 3 gibi tam sayıları alır. Tekrardan geçiyorum. O yüzden çok fazla şey yapmayın. İsterseniz sonraki videoya atlayabilirsiniz. Float, double ve desimalde bizim küsuratlı sayı tiplerimizdir. Küçükten büyüğe doğru. Float, double, desimal. Float 4 byte'lık, double 8 byte'lık, desimal de 16 byte'lıktır. Metin tipleri ise char ve string'tir. Char tek bir karakter alırken, karakterden geliyor zaten char. Tek bir karakter alırken string çok uzun bir yazı alabilir. Yani istediği kadar genişleyebilir string'ler boyut olarak da. Bir de mantıksal veri tipimiz var. Doğru yanlışımız, boolean'ımız ya da bool'umuz. Tamam. Bu video bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Çok sabır deniyormuş gibi konuşuyorum ama yani yapacak bir şey yok. Çok açıklamayı çok seviyorum elimden geldiğince. Bir ilk videoda demiştim. Geçen videoda mı? Kullandığınızda mavi yanacak. Bakın mavi yanacak demişim. Sönük gözükmeyecek. Buyurun işte. Bunları kullanmıyoruz. Sönük gözüküyor. Bunu kullanıyoruz ama sönük gözükmüyor. Sistemi nerede kullanıyoruz? System.console.readKey aslında burası. Yani şu kısmı sildikten sonra konsol yazarsam konsolun ne olduğunu bilmeyecek. O zaman sistem adı verilen genel namespace'teki konsol adı verilen class'ın içindeki main adı verilen yukarıdaki yazıyı okuyorum çok önemli. İçindeki write adı verilen metottan bahsediyorum. Tamam. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.